4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi bu yıl Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Makü Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Sazda Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gökhan Çağırgan, Sipsi'de Tuncer Akbay, Bendir'de Oğuz Çömek tarafından Purtur Yöresi türküleri seslendirildi ve öğretim elemanı uzman Nurgül Mıhlatız tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda konuşan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Durmuş Acar, geniş katılımlı uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongreden duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı. Bugün bizim için zannederim iki önemli hadise gerçekleştiriyoruz üniversitede. Birincisi, bu şekilde geniş katılımlı ve siz değerli katılımcılarla gerçekleştireceğimiz uluslararası bir kongre. İkincisi, Sayın Rektörümüz bugün Ankara'da. Ankara'da olmasının sebebi de şu, bir kurumumuzla, Gençlik ve Spor Totoloji'yle bir protokol imzalıyor. İmzalanacak bu protokolle yaklaşık 1,5-2 yıl içerisinde üniversitemiz stadyumundan, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nun fakülte binasından, diğer spor alanlarının yapılacağı bütün spor altyapı tesislerinden artı konaklamaya kadar komple bir tesisin imza töreninde. Dolayısıyla bu bize neyi getirecek sorusunu ister istemez şunu söyleriz. Demek ki ülkemizdeki gelişmelerle paralel olarak spor alanında da ciddi anlamda yatırımlar gerçekleştiriliyor. Ve bu bizi spor alanında herhalde bir farkındalığa oluşturuyor. Bu farkındalığın oluşması bizim herhalde zaman zaman kısmen yeise kapandığımız, ya biz neden uluslararası düzeydeki spor organizasyonlarında arzuladığımız düzeyde değiliz sorusunun cevabını yavaş yavaş bulmaya başlıyoruz herhalde. Zayıf yönlerimizi teşhis ediyoruz. Güçlü yönlerimizi daha güçlü hale getirmek maksadıyla fiziki altyapı oluşturuyoruz. Fiziki altyapı oluşturulduğu zaman da bunun ikinci bir unsuru olan insan altyapısı, insan unsuru devreye giriyor. Buradaki kongre de bunu gösteriyor ki insan unsuru noktasında da herhalde epey aşama kaydetmişiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ise Burdur'un turizm açısından mükemmel bir yer olduğuna vurgu yaptı ve Burdur'un spor ve kültür alanında altyapısının zengin olduğunu belirtti. Burdur ilimiz hakikaten turizm açısından mükemmel bir yer. Az önce rektör yardımcımın dediği gibi spor ve kültür alanında gezilip görülebilecek altyapısı çok müsait olan bir yer. Üniversiteyle aramızdaki inanılmaz güzel bir sinerjiyle yakında kurulacak, temel atılacak spor bilimleri bölümünün de açılışıyla inşallah Burdur'umuzda spor adına çok güzel işler olacak. Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kemal Tamer ise gençlere seslenerek şöyle konuştu. Ülkemizin, üniversitelerimizin geldiği noktaya baktığımızda gerçekten gurur duyulabilecek bir düzeydeyiz diye düşünüyorum. Evet, siz gençleri çok şanslı görüyorum çünkü siz bizlerden çok daha önde bu işe başlamış bulunuyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk sporunun geleceği siz gençlere şimdiden başarılar diliyor ve çalışmalarınızın yoğun bir şekilde devam etmesini istiyorum, arz ediyorum daha doğrusu. Çünkü Türk sporunun geleceği sizlerin elinde değerli arkadaşlar. Bugün dünyada gelişmiş ülkelerle Türk sporunu karşılaştırdığımız zaman hepimiz biliyoruz ki yerimiz çok çok gerilerde maalesef. Halbuki gençlik nüfusumuza baktığımız zaman
elimizdeki imkanlara baktığımız zaman hiç de onlardan geri kaldığımız söylenemez. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Spor Bilimleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Günay da ülke olarak sadece kendi gelişimiyle ilgilenen değil, başka ülkelerle de her zaman iletişimde olan bir ülke olduğumuzu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. Biz tabii sadece kendi ülkesine sahip çıkması gereken bir millet değiliz. Bugün adını onurla taşıyan Burdur'da Mehmet Akif Üniversitesi'ndir ve Mehmet Akif milli şairimiz diyor ki sahipsiz olan vatanın bakması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Biz 15 Temmuz'da bunu gösterdik, ülkemizin batmayacağını ve geleceğimizin ne kadar köklü, neşik bir millet olduğumuzu gösterdik. Daha sonra 4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi için oturuma geçildi. Başkanlığını Profesör Doktor Mehmet Günay'ın yaptığı oturumda Profesör Doktor Azmi Yetim, Doçent Doktor Atilla Pulur ve Profesör Doktor Bahtiyar Özçaldıran ise konuşmacı olarak yer aldı. Birçok oturumlarla devam edecek olan 4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi 23 Nisan tarihinde son bulacak.